Vahit Yıldırım, çocukluğuma baktığımda da hep hızlı büyümek isteyen, aileme faydalı olmaya çalışan fakir bir ailenin çocuğu. Ben kendimi aklım Erdereli'de üreten, üretmekten başka bir şey düşünmeyen, özellikle üretmek hem hayatın bir parçası, hobim, kazancım, ne sayarsan say, işte ben öldüğümde mezar taşına ne yazsınlar, çalıştı, üretti, öldü. Başka bir hayatım yok. Vahit Yıldırım 1964 yılında Sivas'ta doğmuş. 3 yaşında bütün aile İstanbul'a göçmüş. Normal evde 15 nüfus, babam, dedem, 6 kardeşli, fakir bir ailenin çocuğu. Ben kendimi aklım Erdereli'de üreten, üretmekten başka bir şey düşünmeyen, özellikle üretmek hem hayatın bir parçası, hobim, kazancım, ne sayarsan say, yaşama üretmek için gelen bir yapımın olduğunu düşünüyorum. Hatta zaman zaman da söylerim. İşte ben öldüğümde mezar taşına ne yazsınlar? Çalıştı, üretti, öldü. Başka bir hayatım yok. Bunu yaparken de yaptığım işlerde mutlaka kendim ve geleceğimin faydasına olan üretimler yapmaya, İslam'a faydalı olmaya, yarın da bu dünyadan çıkıp giderken de bir iz bırakmaya aday olan işte 87 milyon insandan bir tanesi. Çocukluğuma baktığımda da hep hızlı büyümek isteyen, aileme faydalı olmaya çalışan, babamı özellikle zor çalışma şartlarından kurtarmak isteyen, yani işte biz daha çocukken babam erken uyanırdı, saat 5 gibi. Oradan Perşembe Pazarı'na bir sürü vasıtayla giderdi. Çünkü 8'de işe başlaması lazım. Her babamın kapıdan çıktığını duyardım, uyanırdım yani ki o sürek yatakta. Nur Allah'ım hızlı büyüyün, babamı bu zorluklardan kurtarayım diye düşünen sorumluluk sahibi bir insandım. Yaşamda tabii hep hayallerim oldu. Zaten hep söylerim. İnsanın hedefleri olmaz, hayalleri olur. Hayaller sizi hedeflere götürür. Artı gene insanın çalışırken kazancıyla ilgili kendisi olmaz, geleceği için çalışır. Gelecek zaten sizin hayatınızı kurtarır. Bu iki düstur hep dikkat etti. Babam Perşembe Pazarı'nda hamallık yapıyordu. Tabii ki doğudan geldiğinde insanların yaptığı iş bellidir. Çünkü bir sermaye yok, bir bilgi birikimi yok. Perşembe Pazarı'ndaydı. Hep enteresan bir şey daha söylemek isterim. Bana derler ki babandan ne miras kaldı? Babamdan bana en büyük miras, ilkokul 1'den itibaren her okul tatillerinde Perşembe Pazarı'na götürüp Perşembe Pazarı'nda su satmak, salatalık satmak, simit satmak. Gerçekten o yaşlarda kazanmaya, bir şey üretmeye bizi alıştıran, gerçekten kazancın değerini, emeğin değerini ne olduğunu alıştıran güzel bir aslında miras bıraktı bize. Dolayısıyla o miras aslında, o zorluklar bizi bugünlere kadar getirdi. Tabii ki yine bizlerin en önemli hedefleri, bu fabrikaları kurduk, evet tamam. Ama bir ikinci bir bizim bir misyonumuz olmalı. Ne şartlarda olursa olsun bu fabrikaları, bacaları tutturmak durumundayız. Ona göre altyapıları kurmak durumundayız. Esasen ticaret olarak yaptığımda ilkokul birinci sınıfın ilk yılında Perşembe Pazarı'nda su sattım. İlk paramı o zaman kazandım. Ama benim hayalim şeydi, yani mutlaka kendi işimi yapmaktı. Çocukluktan beri. Yani ben bir yerde girip çalışmayacaktım. Hep kendi işimi yapmaktı. Evet, bir sürü yere girdim, çıktım ama onlar bana ciddi deneyim kazandırdı. Her işi yaptım.
Sonra her şeyi sorguladım. Sizinle alakalı olup olmayan her üretim prosesini öğrenmeye çalıştım. Yani yolda gittiğimde istersen 100 metre gideyim, istersen 100 bin metre gideyim. Mutlaka yolda giderken her şeyi sorgular ve beynime yazarım. Şurayı nasıl yapmışlar, kaldırım niye böyle, binayı niye böyle yapmışlar, bahçeyi niye böyle yapmışlar. Çünkü o gördüğüm şeyler bana yaptığım birçok işte gerçekten yol gösterici olmuştur. 1987 yılında ilk işimi kurdum. Sermaye neydi? İşte 2,5 yılda almış olduğum tazminat. Bir eksantrik pres, bir tane revolverle başladım. O zaman Maltepe'deydi şeyim ve tek ben çalışıyordum atölyemde. Sonra gene kırılma noktasından bir tanesi. O zaman yanımda 3-4 tane çocuk çalışıyor. Arkada imalat yapıyoruz. Ön tarafta bir tane satış yerimiz var. Günlerden cumartesi. Dükkanın önüne geldi, bir tane araba durdu. Oradan bir adam indi. Böyle toparlak geldi. Türkçe bilmiyor. Fransızca çatlat. Bizden bir şeyler istiyor. Sonra eliyle gösteriyor. Tarif ediyor, çiziyor. İniyorum, çıkıyorum. Paslamaz vida istiyor, cıvata istiyor. Sonra olmuyor, bir daha çıkıyorum. Alacağı 4-5 tane vida. Sonra uğraşıyorum. Hatta yanımdaki çocuklar da bana göz kaç işareti yapıyor. Ya abi yapma ya, uğraşma 3-5 tane şeyle. Ama ben hiç bıkmadan uğraşıyorum. Sonra onların hepsini toparladım, verdim. Borcumuz ne kadar dedi. Bir şey istemezdim çünkü 3-5 tane şey. Zaten siz eğer bir para isteseniz o işe alacağınız para atıyorum 1 lira. Bir şey istemez. Adam zaten öyle deyince çıkarıyor 10 lira veriyor gitti. Sonra neyse aldı gitti adam. Sonra çocuklar dedi ki abi ya ne kadar uğraştın dedi. Zaten adamın alacağı 3-5 tane şey olsun dedim. Ama işine saygıdan dolayı yapacaksın bunu. Sonra arada birkaç saat geçti, adam gene geldi. Bir çocuklar gülmeye başladı. Abi seninki geldi gene. Gene ben hiçbir şey olmamış gibi aldım. Yanlış almış, değiştirdim vesaire. Gene işini gördüm. Adamın gitti. Pazartesi günü sabah bir tane araba geldi durdu. Dedi ki ben dedi Vahit Bey'le görüşeceğim dedi. Buyurun dedim benim. Dedi ya dedi bizim CEO dedi. Cumartesi gelmiş dedi burada. Bir şeyler almış. Çocuklara sandı ki yanlış almış geri getirecek. Demiş ki gideceksiniz oraya. O çocuklar ne üretiyorsa bakacaksınız. Fiyat falan da sormadan bütün ürünleri oradan alacaksınız. Sonra adam anlattık işte gelen kişiye. İşte biz bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Arkada üretimi gezdirdik. Ve o firmanın ismi Ondil Navrasya'ydı. Fransız firmasıydı. Biz atıyorum 5 bin lira aylık ciro yaparken bir anda 50 bin lira ciro yapmaya başladık. Ondil Navrasya'ya. Çok güzel kalite ürünler yapmaya başladık. Bir anda bizim her şeyimiz değişti. Bu da bir örnektir gene. Herkes anlatır. Biz, o iş bizi büyüttü. Uzun yıllar o firmaya çalıştık. Fabrikaları Sapanca'daydı. Mutlaka Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ne gelirdim. Böyle bir dolaşırdım. Yüklü arabayla sonra giderdim. Allah'ım ne olur ben burada bir yer nasip et derdim yani. Sonra malı boşaltırdım. Dönerken gene uğrardım buraya. Sokaklarını dolaşırdım, caddelerini dolaşırdım. Allah'ım ne olur benim burada bir fabrikam olsun derdim. Aradan tabii zaman geçti. Tabii bölge müdürlüğüne gitmiştim. Orada da bölge müdür yardımcısı vardı. Sertaç Hanım'a. Dedim Sertaç Hanım ben burada bir yer alabilir miyim? İşte yer yok tabii burada. Sonra her defasında böyle gidiyorum geliyorum. Bakın bir tane 3-5 vida Sapanca geçerken burayı görmem, buraya gelmem, gitmem. Böyle süreç devam ediyor. Bir gün beni Sertaç Hanım aradı. Dedi ki Vahit Bey dedi, Ghost'ta bir tane yer çıktı. Fakat dedi o yerle ilgili dedi bir firmaya tahsis ettiler ama firmanın dedi meşgalesi buraya uygun değil. Büyük olsa reddedecekler dedi. Siz dedi isterseniz dedi firma sahibine müracaat edin. Alın dedi. Firma da şeyin yeri yani Kale Balata'nın yeri İsmail Bey. Ben de o zaman bankaya gittim. 75 bin dolar para aldım Yapı Kredi Bankası'ndan. Kale Balata'nın yerine gittim.
E5'in üzerinde. Güvenliğe gittim. Randevu falan yok tabii ki. Dedim ki ben İsmail Bey'le görüşeceğim. Nereden geliyorsunuz? Enka Civat'a haber verdiler. Demiş ki satın almayla görüşsün. Sami Civat'ı satmaya geldim. Dedi ben Civat'ı satmaya gelmedim dedim. İsmail Bey'le özel bir konuda konuşacağım. Sonra sağ olsun beni kabul etti. Girdim içeriye böyle ton ton güleç yüzlü. Hala yüzü gözümün önünde. Buyurun dedi. Dedim İsmail Bey merhaba işte ben Enka Civat'ı firmasının sahibiyim. Sizin Ghost'ta bir yeriniz varmış. Orayı ben almak istiyorum. Ama dedi evladım biz orayı sattığım böyle böyle. Verdiğiniz firma Gospun üretim yapılan kabul edilen proseslerden olmadığı için reddolacakmış. Ama dedi evladım biz kaporu aldık dedi. Oradan reddolsun ondan sonra konuşalım. Tamam dedim. Ben bir de size para getirdim dedim. Bu para size kapor olarak kalsın şey olunca veririm. Yok dedi evladım dedi sen al paranı dedi. Ben söz veriyorum bir şey olursa ben sana vereceğim dedi. Dedim olsun gene bu dursun. Şimdi o parayı almıyor, ben parayı vermeye çalışıyorum. Neyse zorla parayı bıraktım orada. Gel dedi ya dedi, bari ya bir yazı vereyim dedi, böyle böyle dedi. Sağ olsun bir yazı verdi bize. Kapıyı bıraktık, geldik. Hatta o zaman fiyat da kaç, 112,5 dolara vermişlerdi. Ondan sonra aradan zaman geçti. Tabii buradan haber geldi. Firmanın talebi reddedilmesiyle ilgili. Sonra hemen gittim, dedim İsmail Bey. Ben dedim böyle böyle reddolmuş dedim ama dedi yazı gelmedi bize. Neyse orada aradılar. Red yazısı geldi. Tamam dedi evladım burayı ben sana vereceğim. Ama dedi aynı fiyat olmaz. Bir anda acayip moralim bozuldu. Yani moralim ya fiyat olmaz dediğinde benden fazla para isteyecek ya o aradaki farkı değil. O adama böyle acayip o ton ton güler yüzlü saygı bir anda böyle öyle bir adam hayal kırıklığı uğratıyordu beni. Yalnız dedi olmaz o fiyata. Peki dedi İsmail Bey kaç para olacak? Dua ediyorum fazla da istemez. Biz dedi 112,5 dolara dedi orayı dedi. Anlaşmıştık dedi. Ama dedi sana 102,5 dolara vereceğiz. Ya kulaklarıma inanamadım yani. Şimdi sen de iyi bir çocuksun. Ben inanıyorum ki dedi Gebze Organize Sanayi Bölgesi senden çok faydalanacak. Sonra fabrikayı taşıdık. Maltepe'deki yerimiz yetmiyordu bize. Fakat o fabrikayı buraya bir taşıdık. Yani oradaki makinalarımız fabrikanın içinde eridi gitti. Bomboş kaldı. Sonra aradan 1,5 sene falan geçti. O kadar hızlı geliştik ki ve orası bize yetmemeye başladı. Sonra burası çıktı. Bir de enteresan bir anekdot. Her aldığım yeri mutlaka birisine satılmış oluyor. Ben şey olunca da nedense bozuluyor. Burası da gene başka bir firmadaydı. Adam yarım kalmıştı. Sonra burası çıktı. İşte burayı satın aldık. İşte buraya geldik. İşte orada saç prosesi tamamen. Burada kahve üretimi, kahve makinesi, bir de ticari mallarımız var. 2006'dan bugüne kadar devam ediyoruz. İşte ilk yönetime de 2009'da yönetim kurulu üyesi, 2011'de de başkan olarak devam ettim. Bugüne kadar da geldik. Tabii en çok üzüldüğüm şey hala bugün uhdedir. Onun için bir insanın babasını erken kaybettiğinde çok üzülürüm yani. Ben babamı erken kaybettim tabii. Yani tam böyle elimiz ekmek tutacak, gerçekten onu konforlu ve o çilekeş yıllarını gerçekten unutturacak ana geldi. Babam vefat etti. Yani o zaman 16 yaşındaydım. Akciğer kanseriydi bu. Ben hala içinde uhdedir yani. Yani keşke bu günleri görseydi. Babam görseydi, dedem görseydi, babaannem görseydi ama göremediler yani. Maalesef. Onun için hep söylerim. Herkesin, her çocuğun annesine, babasına hayatta maksimum derecede sahip çıkması ve gerçekten ona zaman ayırması gerekir diye düşünüyorum. Enka bizim 1987'de kuruluşta benim ismini belirlediğim enişte kayınbirader. Eniştemle biz bir yıl bir ortaklık yaptık. Sonra ayrıldık. Ayrılmanın hikayesinde de özellikle tabii eniştemin babası işte birinci yılın sonunda beni çağırdı. Fena da çalışmıyorduk aslında birinci yılın sonunda. Çağırdı.
Dedi, evladım siz ayrılacaksınız dedi. Benim Hacı Baba niye ayrılın, bak iş yapıyoruz. Hayır dedi. Eğer ki dedi, yarın dedi aranızda sorun çıkarsa dedi, benim kız kardeşimi çok severdi kayınpederi. En çok dedi ezilen dedi bu çocuk olur dedi. Sana söylese abisi, öbürüne söylese kocası, dolayısıyla dedi ayrılmalısınız. Tabii eniştem de benim aramdaki şey şuydu, ben çok daha atılımcı, çok daha girişimci, eniştem biraz daha nötr kalan bir yapıydı. Dolayısıyla enişte kayınbirader oradan geliyordu. Biz birinci yılın sonunda ayrıldık ama enka kaldı. İşte o tarihten bu tarihe kadar da devam ediyor. 87 kuruluştur enkacı vatanın şey kuruluş tarihi. Ben buraya geldiğimde takdir edersiniz ki bir yere gittiğinizde bir daire bile alsanız komşularla, değil mi, bir yöneticiyle paylaşmak istersiniz. Tabii geldim ve bölge müdürlüğünde bölge müdürü ve yönetim kurulu başkanına randevu istedim ben. Sonra randevularıma bir türlü dönüş olmuyordu. Bu gün, iki gün, bir ay, iki ay sonra aradan bir 5-6 ay sonra bölge müdüründen zar zor randevu aldım. Sonra gittim iç bahçede oturuyorum, saat 2'deydi randevu. Bekledim, dedim bir şey de bilmiyorum. Bir saat geçti, iki saat, kimse bana bir şey söylemiyor. Sonra bir müddet sonra yukarıdan bölge müdürünün asistanı, Vahit Bey dedi, bölge müdürümüz işi uzadı. Siz de bugün görüşemeyecek. Ben de yani olumlu ya da olumsuzsa çok hızlı tepki veren bir insan değilim. Peki dedim, ben ne zaman geleyim? Dedi, biz size haber verelim sonra. O sandalyeden kalkarken ben buradaki sistemi değiştireceğim dedim. O zaman da tabii seçimler var. İşte o tarihte ben yavaş yavaş çalışmaya başladım burada. Yani yeni dönem seçimde. Sonra başka arkadaşlarımız da çalışıyordu. Sonra onlarla beraber olduk. Seçim çalışmasına devam ettik. Genelde kime gidersem mevcut yönetimden şikayet ediyor. Ama yazayım, liste yazalım, kimse girmek istemiyor. Sonra işte 2009'da ilk seçimi yönetim olarak kazandık. Ben yönetim kurulu üyesiydim o zaman. Başkan başka bir arkadaşımızdı. Sonra 2011 yılındaki şeyi de seçime girip ben kazandım. Bir yere gidiyorsanız, bir yerde birileri sizi yönetiyorsa, eğer yanlış olduğunu ve yanlış yönetildiğini düşünüyorsanız mutlaka oranın yönetiminde olmanız lazım. Bu bir sosyal alan olabilir. Yani STK'lar olabilir, bir vakıf olabilir, bölgenin yönetimi olabilir, ülkenin yönetimi olabilir. Buralara vakit ayırmanız lazım. Eğer vakit ayırmazsanız mühür o insanların eline geçti mi sonra onlar sizi yönetir. O zaman şikayet etmeyin. Bir de benim mesela üretim şeyimde sadece şu üretim yoktur. Ben genelde yaptığım işlerde ne iş yaparsam yapayım. Birincisi mükemmeliyetçilik tarafım var. İkincisi rakiplerim ve rakip olarak gördüklerim genelde dünyada globallerdir. Yani hep şöyle bir yaşamımda şeyim olmadı benim. Ya bu firma 200 yıllık firma. Bu sektörde ciddi deneyimleri var. Ciddi bir teknik birikimi var. Ciddi bir sermayesi var. Ben o firmadan daha iyi onu yapma şansım yok. Ben ancak şurada olurum. Tam tersi. Aslında ben baktığımda o firmadan daha iyi olmalıyım. O firmanın o 200 yıllık sürecinde birçok şeyi yaparak, deneyerek devam etmiş. Ama birçok şeyi bugün aslında bana hazır bırakmış. Ama onunla alakalı ben gereğini ve gerektiği yerine getirdim, onun daha başarılı olurum diye düşünüp böyle yaparım ki bugün yaptığımız işlerde de hep böyle. Mesela bir kahve tarafıyla başarı hikayesi var bu şirketin. Gerçekten 2002 yılında başlayıp işte distribütörlükle başlayıp kahve makinesinde. O kahve makinesinin distribütörlüğünü alıp sonra kahvenin Türkiye'deki global firmadan distribütörlüğünü alıp sonradan bunların ikisini de yerleştirip burada yapan ve bugün de hem makinede hem kahvede ve kahvenin bütün türevlerinde
ve tamamını burada üretmek kaydıyla gerçekten Türkiye piyasasında artık söz sahibi olduğumuz bir yapımız var. Kalite bu işin en başındadır. Yani siz bir ürünü, artı başka bir şey var, pahalı, onun için kaliteli de diyemezsiniz. Kaliteli, kabul edilebilir fiyat, kabul edilebilir şekilde ürün olmak mecburiyetinde. Dolayısıyla o kalite bizim birinci sloganımızdır. Ben şeyde de bazı üniversitelerde çağırırlar, giderim. İlk söylediğim şey, birinci çocuklar, ben bunca yıllık birinci nesil sanayici olarak hepinizden özür diliyorum derim. Çünkü bu kadar çalışmama rağmen sizlere katma değerli bir ürün üreten fabrika kuramadım. Artı siz buradan mezun olup da bize geldiğinizde daha birinci dakikada hayallerinizi yıkmaya vesile olduğum için. Çünkü okuldan mezun olup da gelip de buraya fabrikada işte 15 bin lirayla başla deyince bugünkü şartlarında hayal gidiyor. Niye ben okudum bu kadar diyor. Dolayısıyla bu. İkincisi, gene bu üniversitelerde farklı panellerde bir sürü konuşmacılar çağırırlar. Genelde de bu güzelim çocuklara çıkar birisi işte Tesla'yı anlatır, birisi Microsoft'u anlatır, birisi şunu anlatır. Çocuk dinlerken bir anda hayaller gider çocuğun. Hayat bu sanır. Biz onlar gibi zaten olamayız. Diyorum çocuklar, 8,5 milyar insan da bunların topu topu 5 tane, 10 tane. Eğer ben 8,5 milyarda 10 tane olacağım diye düşünürseniz başarılı olma şansınız yok. Dolayısıyla siz normalde 8,5 milyar insan içinde ben başarılı bir üretici olacağım. Üretici illaki alıp bir şey üretmek değildir. Aslında öğrencilik de bir üreticiliktir. Ev hanımlığı da bir üreticiliktir. Her şey bir üreticiliktir. O gün ne yapıyorsanız onu doğru yapacaksınız. İki, emek harcayacaksınız. Yani emeğin tarifi şudur. Nasıl ki bir çocuk bir günde olmuyor ve bir günde verim alamıyorsun. 20 sene, 25 sene, 30 sene. İşine de aynı şekilde emek harcayacaksın. Sabahkar olacaksın. Demin ben söylediğim şey önemlidir. Eğer ki ben o ürün üretirken ya bir sene geçti, bir ay geçti, 6 ay geçti, bir sene geçti, hala para gelmiyor, bu iş tutmadı, tutmayacak, zaten geciktim deyip bıraksaydım bugün bir yerde çalışan maaşlı bir adam olurdum. Demek ki ben 2 yıl dayanabildim. 2 yılın sonunda iyi bir ürün üretebildim. Artı 2 yılın sonunda da eyvallah etmedim kimseye. Gittim takır takır topladım, yaptırımı uygulayabildim. Aynı zamanda bana o yaptırımı uygulayanlar peşimden geldi. Ne oldu, bize mal ver dedi. Peki bunlar olmasaydı ben normalde girip bir yere çalışacaktım. Ya bir deneyim mi oldu ama başarısız oldum. Bitti. Ondan sonra aynı ilk defa şoför koltuğuna oturup kaza yapan şoför gibi olursun. Hep ürkek olursun. İkinci defa o şeyi yaşamak istemezsin. Onun için sabahkar olacaksın.